Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda orijinal lokasyona Quick Rollback seçeneği ile beraber bir kurtarma işlemi yapmıştık. Entire VM operasyonu gerçekleştirmiştik. Şimdi sadece ben diski kurtarmak istiyorum. Hızlıca o konuya gelelim. Bir önceki dersten hatırlarsanız VM Test Restore makinesinde e-diskinde verileri silip kurtarmıştık. Şimdi aynı makineye geliyorum. Sağ tıklıyorum ve Restore Virtual Disk diyorum. Bu seçenekle ilerliyorum. Incremental noktasından backup alacağım. Next diyorum. Gördüğünüz gibi burada diskleri listeledi. Hangi diski seçmem gerektiğini tabii ki bilmem lazım. Hemen onu vCenter tarafından görelim. Makinemin üzerine tıklıyorum. Edit setting diyorum. Benim datalarım 1 TB'lık olan diskin altındaydı. Bu da SCSI 01 kontrolörüne bağlı. Kontrolörün 01. portunda diyelim. SCSI 01'i seçeceğiz yani. Geliyorum. Win Backup uygulamama. Gördüğünüz gibi SCSI 01. Bunu seçiyorum. Ve backup alınan tipte, kaynakla aynı tipte geri dön seçeneğini de seçebilirsiniz. Eğer bu backup, bu disk tiktir. Ama siz TIN'e de çevirmek istiyorsanız restore ederken buradan seçeneğinizi seçebilirsiniz. Bizimki zaten TIN disk olduğu için bu şekilde ilerleyecek. Onu da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi TIN Provision. Şimdi burada Quick Rollback'i işaretlemeyeceğim. Bir böyle nasıl olduğunu görelim. Sonra Quick Rollback ile de yaparız. Bakalım burada nasıl bir işlem yapıyormuş onu görelim. Next diyorum. Burada zaten uyarıyor. Mevcut olan disk silinecek ve üzerine yazılacak diyor. Kurtarılan disk tarafından var olan diski silip üzerine yazacağız diyor. Yes diyorum ve bu işlemde makinamızın kapalı olması gerekiyor diyor. Bunda da yes diyorum. Next deyip bir daha next diyorum ve power on seçeneğini de seçip finish diyorum. Şimdi görelim bakalım nasıl işlemler yapacak. Gördüğünüz gibi makinayı kapattı. Reconfigure Virtual Machine diyor. Muhtemelen diski silip ekliyor. Gelelim backup tarafından işlemleri inceleyelim. Gördüğünüz gibi sadece Restoring Hard Disk seçtiğimiz 1000 GB'lık disk arkadaşlar. vCenter tarafından da görelim. Şu an işlemleri devam ediyor. Evet, diski kurtarma işlemi de tamamlandı. Tekrardan vCenter tarafında görelim. Almış olduğu snapshot'a döndü ve snapshot'ı sildi ve makineyi power on etti. Şu an restore disk işlemi de tamamlandı. Close diyorum. Makine gördüğünüz gibi açıldı. Bu kurtarma yönteminin güzelliği örneğin OS diski ile hiçbir işimiz olmamış olması. Sadece bana lazım olan diski kurtardım ve süreci gereksiz yere uzatmamış oldum. Sizin de böyle ortamlarınız varsa aynı şekilde ilerleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada dosyalar gelmiş ve backup işlemi başarıyla tamamlanmış. Burada bir yöntem daha görelim. Bu videomuzu bu şekilde de devam ettirelim. Hemen bitirmeyelim. VM Test Restore makinama geliyorum. Tekrardan Restore Virtual Disk diyorum. Burada yine en son almış olduğum backup noktasından ilerliyorum. Next diyorum. Disk kurtarmanın başka güzelliğinden de bahsedeyim. Kurtaracağımız diskleri zaten onun üzerinden cevabı başlattığımız için burada görebiliyoruz. Biz SCSI 01 diskimizi kurtaracağız. Ama ben evet bu makineye bağla dedim. Fakat farklı bir makineye de bağlayabilirim. Örneğin buradan şu VM test makinesine bağlayabilirim. Hazır makine zaten kapalı. Okey diyorum. Diski farklı bir makineye de bağlayabiliyoruz. Ama burada SCSI 1 dolu olabilir. Zaten var olan diskle replace olacak diyor. 2'yi seçiyorum. Gördüğünüz gibi virtual disk VM'e eklenecek diyor. Okey diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Ve bir next daha deyip seçeneğimi de seçip finish diyorum. Bu yöntemi nerede kullanabilirsiniz? Örneğin bir SQL ortamınız vardır. Database'leriniz zaten SQL'de önerilen ayrı disklerde olması ve bu SQL sunucunuz çöktü. Ama sizin başka bir SQL server'ınız da var. Hemen hızlıca
O SQL Server'ın database'lerinin bulunduğu, MDF ve LDF dosyalarının bulunduğu diski direkt başka bir SQL Server'ınıza bağlayıp database'inizi attach edebilirsiniz. Tabii ki bunları pratiklerle pekiştirmek lazım. Her zaman burada anlatıldığı gibi kolay yöntemler olmuyor bunlar. Çünkü belli kesinti süreleri var. Ters gidebilecek bazı şeyler olabiliyor. En uygun backup senaryosunu ortamımıza göre ancak siz belirleyebilirsiniz. Ama hani aklıma gelen örnek ilk olarak bu şekilde olabilir. Ya da bizim yaptığımız gibi bu diskin içerisinde çok önemli dosyalar var ve o makine komple uçtu. Buna hızlıca erişilmesi gerekiyor. Ya işte instant recovery yaparsınız ama instant recovery'de de backup'ı repository üzerinden çalıştırdığı için orada repository'nin yavaşlığına takılıyoruz, limitlerine takılıyoruz. Production ortamına hızlıca sadece disk olarak restore edip farklı bir sunucuya bağlayıp oradan kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi VM test makinesine işlemlerini yapıyor. Edit setting diyorum. Üçüncü disk olarak bağlamış. Hatta bakalım 02 diye de burada gözüküyor arkadaşlar. Biz oradan 02'yi seçmiştik. Şimdi kurtarma işlemini yapıyor. Yani bu yöntemle farklı bir VM'e ait olan diski tamamen farklı bir cihaza restore edip bağlayabiliyoruz. Böyle yöntemler de mevcut. Hard diski restore işlemi tamamlandı. Artık hard diski 3 olarak görüyor. Makineyi de power on ediyor. Şimdi burada kaynak sıkıntımız olduğu için makineler migrate olabilir, sağa sola taşınabilir. O işlemleri de burada görebiliriz. Mesela şu makineyi hemen power off'la kapatabilirim. Çünkü ortamda RAM'ler yeterli değil. Gördüğünüz gibi işlem başarıyla tamamlandı. Zaten dediğim gibi migrate ediyordu PRX makinesini. Kaynak yetersizliğinden dolayı uygun yere atacaktı. Konsolu açalım. Makineme logon oldum ama burada üçüncü bir disk olarak görmüyorum. Disk management'a geleceğim. Buradan diski görebilmem lazım. Gördüğünüz gibi disk bağlanmış ama çevrim içi değil. Online hale getiriyorum ve F olarak eklendiğini görüyorum arkadaşlar. Siz de böyle bir kurtarma işlemi yaptığınızda burada diskimi niçin göremiyorum derseniz eğer disk management'tan diski online etmeniz gerekiyor. Disk recovery işlemi de bu kadar arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda da instant disk recovery'yi deneriz. Bakalım bu nasıl bize tepki veriyor. Onu da görmüş oluruz. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.